Ayşegül Hocam, her mide rahatsızlığıyla şikayetiyle gelen hastalarımıza endoskopi yapılmalı mıdır? Her hastaya elbette ki yapmamız gerekmiyor endoskopiyi. Bunun için hastanın yaşı, şikayetinin başlangıç tarihi beraberinde başka şikayetler olup olmaması önemli. Yani hemen bir gün, 2 gün, 3 günlük mide ağrısıyla gelen hastaya tabii ki direkt endoskopi yaptırmamızın bir anlamı yok. Bir diyet verilir, bir müddet ilaç verilebilir, bu şekilde takip edilebilir. Ama hastanın ağrısı uzun zamandır varsa, kilo kaybı varsa, ailesinde ciddi bir mide hastalığı varsa çok gecikmeden bu hastalara tabii ki endoskopi yapmak gerekiyor. Hani özellikle bir aydan uzun süren şikayetlerde muhakkak endoskopiyle bakmakta fayda var. Bir de her hastanın ağrı eşiği, hastalıktan şikayet etme durumu aynı olmayabilir. Daha uzun süreden beri de olabilir. Onun için genellikle endoskopi yaptırıyoruz ama tabii çok böyle kısa süreli ağrılarda çok yeni başlayan ağrıları takip etmek daha doğru olur. Ama her karın ağrısı veya mide ağrısıyla gelen her hastaya muhakkak ki ultrason yapılması gerekiyor. Hem hasta için zahmetsiz hem kolay bir görüntüleme yöntemi. Çok mide ile ilgili ülser, gastrit bunları göstermez ama en azından mide dışında karaciğerde bir hastalık olur, tümör olur veya kist olur, safrada taş olur, çamur olur veya ne bileyim bazen bir apandisit bile bir mide ağrısıyla başlayabilir. Yani acil mide dışında bir problem var mı yok mu? Genel olarak batını değerlendirmek için bir ultrason muhakkak ki her hastaya yapılması gerekir. Ama endoskopi için biraz beklenebilir. Hastanın durumu değerlendirilir. Ama uzun süren bir ağrıysa, kıvrandırıcı bir ağrıysa, beraberinde kilo kaybı, iştahsızlık gibi önceden gelen başka şikayetler varsa, mesela kanlı kusma varsa, büyük abdestinde siyahlaşma varsa bunlar da derhal endoskopi yapılması gerekiyor acil bir şekilde. Onu tamamen hastanın durumuna göre değerlendirmekte fayda var.